TL günü tarihinin en büyük devalüasyonlarından biriyle kapattı. Dolar 12.5'i, Euro 14.05'i, sterlin ise 17.3'ü gördü. Bugün Covid-19 nedeniyle iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs'ta Covid-19 vakalarında hızlı bir artış gözlemlenirken, bugün İrsen Küçük Ortaokulu'nda ortaya çıkan vakalar nedeniyle eğitime ara verildi. Aynı şekilde Piyangolar İdaresi Merkez Ofisi de pozitif vakalar nedeniyle 3 gün süreyle kapatıldı. Cumhuriyet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün yapılan görüşmelerde Polis Genel Müdürlüğü bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Ülkemizi ziyarete gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları temaslarını sürdürdüler. CHP'li başkanların ziyaret ettiği Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tahakküme değil, işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirmekte kararlıyız," dedi. Gazi Mausa Belediyesi çalışanlarının 25 gündür devam eden grevi, çalışanların talep ettiği ödemelerin bir kısmının yapılmasıyla birlikte sona erdi. ABD merkezli ilaç üreticisi Merck, ilaç firması tarafından geliştirilen Molnupiravir adlı hapın Aralık ayından itibaren Güney Kıbrıs'a geleceği bildirildi.